Sevgili seyirciler, Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu. Hoş geldiniz Fatih. Eyvallah, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş ayağınıza bulduk. Sağlık. Teşekkürler. Çağımızın en büyük hastalığı diyelim ama aynı zamanda ağzımıza çok da kolay doladığımız bir laf da diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Depresyon. Evet. Esasında bu kadar çok depresyon lafı etmemiz temelsiz değil. Çünkü çoğu insan esasında depresif belirtiler gösteriyor. Ya depresyona girmek üzere, ya depresyonda, ya da bir şekilde çıkmayı başarmış. Tekrar girmekten mi korkuyor? İşte tekrar girmenin eşiğinde ama farkında değil. Ama bir depresyon lafı dolaşıyor ve temelsiz değil. Temelsiz değil, değil diyorsunuz. Biraz hayatın zorluklarıyla karşılaştığında çok çabuk depresyondayım mı? Sizce biraz fazla kullanmıyor muyuz? Bence az bile kullanıyoruz. Çoğu tamam. İnsan depresyon. Evet, ne yazık ki öyle. Çoğu insan depresyonun farkında değil. Şimdi biz yapı olarak Türk insanı, Anadolu insanı biraz böyle duygularını bastıran bir yapımız olduğundan dolayı, biraz böyle kuyruğu dik tutmaya çalıştığımızdan dolayı bu depresif belirtileri çok yakıştıramıyoruz kendimize. Dolayısıyla depresyon bizde dünyanın diğer ülkelerinde olduğundan daha farklı şekilde kendini gösteriyor. Mesela kadınlarımızda psikosomatik rahatsızlıklar, fiziksel rahatsızlıklar olarak kendini gösteriyor. Fibromiyalji, kas ağrıları, eklem ağrılarıyla gidiyor. Ama esasında arka planda depresyon var. Ya da erkeklerde öfke problemi olarak kendini gösteriyor. Hatta işe çok fazla asılma, kendini verme şeklinde gösteriyor. Bakıyoruz, arkada depresyon var. Onun için halkımız bir şeyi çok fazla söylüyorsa o temelsiz değil. Gerçekten de bir şeyi var. Peki nasıl bir hastalıktır size sorarsak? Bizler için üzüntü, öfke, çaresizlik gibi birçok duygunun aslında hepimizin özet olarak söylediği şey depresyon ama elbette sizin çok daha derin ve anlamlı bir tanımınız tabii. Vardır. Tabii. Şimdi bu duyguları günlük hayatta zaman zaman hissediyor olmamız depresyonda olduğumuz anlamına gelmiyor. Depresyon tanısı koyabilmemiz için bu depresif belirtilerden en az 4 ya da 5 tanesinin 15 günü aşan süreyle kişide süreklilik arz etmesini biz bekliyoruz. Nedir bu başlıca belirtiler? Kendini yorgun bitkin hissetme, isteksizlik, boş vermişlik, anlamsızlık, bir şeyden tat tuz alamama, uyku ve iştah sorunları, cinsel işlev bozuklukları gibi belirtiler. ve depresyonun yine en önemli belirtilerinden bir tanesi de ölüm düşüncesidir. Batsın bu dünya, kurtulayım, bitsin bu rüya sözü de boşuna söylenmiş bir söz değil. İntihara meyil açısından evet. Mı söylüyorsun? Yani intihar düşüncesi şeklinde tezahür etmese de ölsem de kurtulsam şeklinde tezahür eder. Yaşam sevincini kaybetmiştir. Kaybetmiştir. Hayat onun için anlamsızdır artık. Yük haline gelmiştir. Kurtuluşu hayata belki onda. Evet, en görüyorum. Rutin şeyler bile yük haline gelince bitseydi gitsek dersiniz. Yani. Ne diyeceksiniz ki? Bazı durumlarda bu intihar teşebbüsüne kadar gidebiliyor tabii ki. O yüzden hep şey söylerler yani yakın çevrenizin aslında depresyonda olup olmadığını onlardan çok hep kişinin sağında ve solundakini kontrol etmesi çok önemliymiş. Çünkü çok basit gibi durup ağzında lafın gelişi diye söylediği aslında lafın gelişi diye söylemiyor olabilir. Evet tabii biz psikologlar ağızdan çıkan her kelimeyi çok önemseriz. Çünkü o bilinçaltından gelir. Kişi farkında olmadan o satır aralarında öyle ifadeler kullanır ki onun iç dünyasında neler olup bittiğiyle ilgili olarak bir veri sunar. Onun için biraz önce dediğim gibi hani bir kişi depresyondayım işte iyi değilim falan filan diyorsa bu boşuna söylenmiş bir söz değildir. Evet. Peki niye depresyona giriyoruz? Çok geniş bir konu, başlı başına bu soru bile belki. Ben şöyle anlatıyorum, şu bardak taştığı zaman depresyona giriyoruz biz. Sistem kendini kapatıyor. Diyor ki artık ben bu yükü taşıyamıyorum. Kısa devre. Kısa devre yapıyor, kendini kapatıyor. Esasında kendini korumaya alıyor. O anlamda biz depresyonu seviyoruz psikologlar olarak. Niye? Çünkü sistem bu şekilde işlemeye devam etse devreler yanacak, motor yanacak. O zaman daha geri dönüşü mümkün olmayan durumlar söz konusu olacak. Sistem bakıyor, esasında öncesinde alert veriyor, ikaz ışıklarını veriyor. İşte alarm çalıyor. Ya diyor ben iyi gitmiyorum diyor.
bak bir şeyleri ihmal ediyorsun diyor. Yapman gereken şeyleri yapmıyorsun. Yapmaman gereken şeyler yapıyorsun diyor. Sistem yukarıya bunu bu verileri sunuyor. Ama kişi oralı değil. Nasıl olsa gidiyor diyor. Ondan sonra bir sabah uyandığında bir bakıyor ki sistem standby konumuna, bekleme konumuna geçmiş. Niye? Pil bitmiş, tükenmek üzere. Şarj etmemiş sistem bunu. %2'ye 3'e inmiş. Sistem kendini kapatıyor tabii ki. Peki kişinin kendi kendine bu sıkıntılardan, sorunlardan, depresyondan çıkabilmesi beyin gücünü kullanarak bak bir şeyler ters gidiyor, kitaplar alıyoruz, okuyoruz, sohbetler ediyoruz, dertleşiyoruz ama psikoloğa gitmeden bunun içinden çıkmak mümkün mü? Mümkündür. Fakat zor, zahmetli ve çok uzun bir yoldur. Mümkündür ama. Yani öyle bir yolda var. Tebrik ederim sizi. Evet. Bir psikolog olarak değildir demediniz. Hayır hayır var. Yani. Peki depresyonun da şiddetine göre herhalde bu anlamda. Tabii şimdi majör depresyon çok, tablosunda. Çok ağır bir depresyon tablosunda zaten beyin gücü falan filan kalmıyor ki. Tabii, beyin kimyası bozulmuş vaziyette. Böyle tablolarda kesinlikle bir hekime başvurmak, bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ama henüz daha başlangıç seviyesinde yakalanmışsa, hani kişi bir şeyler yapabilme, o kitapları okuyabilme enerjisini kendisinde bulunuyorsa, bulabiliyorsa zaten o majör depresyon, ağır depresyon henüz daha tam vuku bulmamıştır. Kendi çabalarıyla yapabilir ama dediğim gibi zor bir yol. Kolay yol varken zor yola gitmenin bir anlamı yok. Ha kolay yol derken antidepresan kullanımını da kastetmiyorum. Evet, evet. Onu da antiparantez söyleyeyim. Evet gerekirse kullanılabilir. Fakat esas psikoterapidir. Niye? Çünkü psikoterapide şunu sorarız. Şunun cevabını ararız biz. Neden sen depresyona girdin? Normal şartlar altında girmemen gerekiyor. Ama hocam başıma şu işler geldi, kayıplar yaşadım, travmalarım var falan. Olsun yine de girmemen gerekiyor. Demek ki sen bir şeyleri yapman gereken bir şeyleri yapmadın. Yapmaman gereken bir şeyleri yaptın. Süreçleri iyi yönetemedin. Gel bunlara bir bakalım. Nerede ne yanlış yaptık? Bunları tespit edelim, düzeltelim. Hem bu vesileyle depresyondan çık, ondan sonra da bir daha girme. Çünkü depresyon tekrarlayan bir hastalık. Relaps, nüks oranı %75'lerde. Sadece antidepresanlarla eğer tedavi edilmişse, sorunun çözümüne yönelik hiçbir şey yapılmamışsa. O anlamda psikoterapi tabii ki ilaç da olsa, olmasa da muhakkak surette alınması gereken bir destek olarak tanımlıyoruz. Peki bir sürü derdini gelip anlatıp depresyondayım diyene tamam bu kadar derdin tasan var ama yine de girmemelisin sorusunu yöneltiyorsunuz. Gelip aslında anlatacak çok da bir şey yok ama vücudumdaki kimyasal dengesizlikten dolayı huzursuz ve mutsuz hissetme hali için ne diyorsunuz? Yani aslında bazen, bir derdi, elle tutulur bir dert yok ama kişi mutsuz. Evet, o da işte dil susmuştur, artık beden konuşmaya başlamıştır. Öyle derler ya, dilin sustuğu yerde kalp konuşur, içsel konuşmalar söz konusu olur. O da esasında sistemin, bilinçaltının sesini duyurma çabasıdır. Onu da duymazsa kişi, bu sefer kişinin kalbi konuşmaya başlar, eli konuşmaya başlar, ayağı konuşmaya başlar. Vücudunun değişik bölgeleri çığlık atmaya başlar tabiri caizse. Ben iyi değilim, lütfen bir şeyler yap der. O anlamda onlar da bizim için çok önemlidir. O fiziksel belirtiler, o huzursuzluk, iç sıkıntısı hepsi bize bir şeyler anlatır. Onlara dikkat etmek lazım, kulak vermek lazım. Acaba beynim bana ne anlatmaya çalışıyor deyip ona saygı gösterip onu alıp kabul edip verdiği mesaj neyse onu doğru alıp ona yardımcı olmamız gerekiyor. Ben psikoloğa gittiğimde çok gidemedim. Yani hep gitmek istedim. İnanın bana hayatımda çok özendiğim bir şey bu. Psikoloğuna gidip sohbet ediyor. Hiçbir şey yoksa da çok elle tutulursa. Ve bu bir hayatının rutini ve rahatlıyor. Arkadaşlarını dertleriyle, tasalarıyla yormaktansa gidiyor bir arasında çok da aslında bir bağ olmayan ama çok derin bir bağ olan kişiyle. Evet. Bu muhteşem bir şey. Ben bunu yapmaya çalıştım. Mamafi beceremedim. Olmadı. Bende o sistem çöktü. Ama bana demişti ki biraz sıkıntılı bir dönemimdi. Aslında demişti çoğu kişinin gelip depresyonda ya da mutsuz olduğunu zannetmesinin nedeni hayatın biz hep çok iyi olması gerektiği sanki bir kanun var. Yani bir sarmaşık sanki hep mutlu, aynı düzen, aynı zamanla yukarı doğru gidecek böyle bir şey. O yüzden birazcık aksadığında hayatımız böyle bizim yerle bir olmuş gibi davranan bir evet. insan kalabalığı içerisinde. Yani Instagram'a bakarsak... Evet.
hani derler ya, onlar yaşıyorlarsa biz fotosentez yapıyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Vur patlasın, çal oynasın. Ne yazık ki özellikle de gençlerimizde bu çok daha belirgin ama her yaş grubunda var. Yani insanda öyle bir algı var. Mutlu olmalıyım, başarılı olmalıyım, hedeflerime ulaşmalıyım, kendimi gerçekleştirmeliyim. Yani hayatın gerçeğinin içinde çok daha mutsuzluklar ve zorluklar var ama sanki hayat iyi olmalı ve değilse bir sıkıntı var. Bizde değil o sıkıntı, hayatın kendisi. Tabii zor. Hayatın doğasında var. Güneşin doğuşunu seyrettin ya, batışını da izle diyor. Güneşe batmaktan zeval gelmez. O yeniden bir doğuşa hazırlıktır diyor Mevlana. Dolayısıyla hayatta çıkmak da var, inmek de var. Onu diyoruz biz. Şu an sen çıkışta mısın, inişte misin? Hocam herhalde inişteyim. Ama hiç inişteymişsin gibi davranmıyorsun. Hala kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsun. Hala hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyorsun. Halbuki bir uçak türbülansa girdiğinde ya da zorunlu inişe geçtiğinde orada bir prosedür vardır. Hayat da böyle. Eğer inişteysek bunu kabul edeceğiz. Tamam, çıkıştayken her şey güzeldi de inişi niye kabul etmiyoruz? Kabul ediyorum ben bunu. Ne yapmam gerekiyor? Biraz hüzünlü olacaksın. Biraz aksaklıklar yaşanacak hayatta. Bunları kabul et. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Sana güzelliklerini sunmayı sürdürüyor. Onlardan da istifade edebildiğin kadar istifade et. Uyum sağlayabilirsek inişe, o çarpmanın getirdiği etkiyi çok daha hafif yaşıyoruz. Çabuk toparlanıp yeniden çıkışa geçiyoruz. İnişi yumuşatıyoruz kesinlikle, yani. Kesinlikle, kesinlikle. Maskeyi önce yanımızdakine, sonra kendimize takıyoruz. Aynen. Ama ayakta duruyorsun. İnişte değilmişim gibi davranıyorsun. Yere çarptığında tavrımar oluyorsun, toparlanamıyorsun. Ama bu süreçler çoğu zaman tek başına yaşanmıyor. Yani insanın etrafında ailesi, sevdikleri, eşi, dostu, onların da çok ciddi desteğinin olması gerekiyor. Evet. Bu süreçten çıkabilmek hep için herhalde. Hep beraber zaten bu. Anca beraber, kanca beraber. Depresyona zaten çevrenin desteği, kösteğiyle giriliyor. Yani onlar öyle... sokuyor, onlar çıkaracak hocam. Ne madem soktunuz, hadi evet, depresyondan çıkarın. O da güzel bir şey var, ironi var. Kim sokuyorsa o da çıkarmak zorunda. Ya eşin soktuysa eşin çıkaracak yani. Ona rağmen çıkamazsın. Annen baban soktuysa annen baban çıkaracak. Ona rağmen çıkamazsın. Çıkarsın da hani o sözün gelişi, onların desteğine ihtiyaç. Sosyal bir varlığız çünkü biz. Size bir şey sorayım. Dertleri konuşarak çoğaldığına inanıyor musunuz? Bazen de konuşmamak gerekiyor mu? Şimdi, çünkü sizin mesleğinizde aslında olabildiği kadar konuşmak var. Şimdi kime anlattığınla da alakalı bir şey. Yani karşı tarafından anlaşıldığını, hissedildiğini fark ediyorsan, hissediyorsan sadece bu bile tek başına o depresif belirtileri sağaltmada etkili. Bu konuda ilginç bir araştırma var. Bir grup denek alıyorlar. Size elektrik şoku vereceğiz diyorlar. Strese giriyor tabii denekler. Stres ölçümleniyor ve puanlanıyor. Sonra diyorlar ki birisinin elini tutabilirsiniz. Tanımadıkları birisi. Ellerini tutuyorlar ve stres belirtilerinde %20'ye varan oranda azalma söz konusu. Ya beynimiz böyle. Dolayısıyla tanımadığınız bir insanın bile, hani bazen otobüste yanınıza birisi gelir, siz ona bir şey anlatmak istersiniz ya da o size bir şey anlatır. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Kesin. Evet, anlatmakta fayda var. Ben mesela çok anlatıyorum. Sevgili yönetmenimiz diyor ki yani tanem istesem elektronik posta şifreni çözeceğim, o kadar anlatıyorsun diyor. Ama ben de diyorum ki ben anlatarak rahatlıyorum evet, ama. Kesinlikle. Kesinlikle etkili bir baş etme yöntemi. Bak yönetmenimiz sizdeyiz. Peki depresyona neden olan faktör? İş ortamı, iş arkadaşları. Yönetmen, örneğin çevredeki arkadaşlar gibi. Dediniz ki beraber çıkacağız bu depresyondan. Peki o kişilerin desteği sağlanamazsa, yani ortamdan uzaklaşmak mı lazım? Böyle bir depresyon tablosunu oluşturabilecek ortamdan kaçış mıdır çözüm? Öncelikli olarak onu çok tercih etmiyoruz. Biz yerinde çözümden yanayız. Yani yoksa kaçarsan oradan kaç, buradan kaç. Nereye kadar? Kaç, nereye kadar? Onun için yerinde çözüm. Ya onlarla iyileşeceğiz ya da onlara rağmen iyileşeceğiz. Dolayısıyla iyileşme planımızda çevremizdeki insanlar muhakkak yer alacak. Ama destek olarak, ama aşılması gereken bir engel, bir köstek olarak. Onları görmezden gelemeyiz. Bir şekilde beraber aşılacak beraber, bir süreç yani. Beraber, evet. Sosyal varlıklarımız bizler. Peki tedavide antidepresanı en son olarak kullanıyoruz diyorsunuz ama mesela bu süreçte size gelen kişilerin depresyonun gerçekten varoluşu ve ne kadar derinlemesine olduğunun çok fazla etkisi var mı tedavi biçiminde?
Tabii şimdi yapılan araştırmalar da şunu ortaya koyuyor. Geçmişe ait travmalara dayanan depresyon çok dirençli oluyor. Antidepresanlar da orada yetersiz kalıyor. Orada dinamik yönelimli psikoterapiler çok etkili. Yani hani çocukluğuna ineceğiz diyen... Onu da yaptım. Şeyler. Aile dizimi. Psikoterapiler. Aile dizimi evet bir yöntem ama çok akredite, çok bilimsel temelli bir yöntem değil. Bizim şeyde, bizim camiada diyeyim. Ama şey yapmıyorum, karşı çıkmıyorum. İşe yarıyor. Bizim bir hocamız vardı, Amerikalıydı. Biz eğitimler esnasında, hocam bizim oralarda şöyle yapılır, böyle yapılır diye böyle çeşitli uygulamalar götürüyorduk. Adam şu soruyu soruyordu bize. Does it work? Yani çalışıyor mu? İşe yarıyor mu? Yes, it works. Tamam, if it devam. Works, works. Eğer işe yarıyorsa yarıyordur, devam et. Yani aile dizimi vesaire gibi uygulamalara da bu şekilde bakıyoruz. Ama tabii ki dikkat etmek lazım kimler tarafından yapıldığına. Dinamik yönelimli terapi derken çocukluğa inip, çocukluk dönemi o travmalar, özellikle de bütün patolojilerin kaynağı anne ve babadır. Anne ile babayla olan ilişkiler, oradan getiriyoruz. Günlük hayatımızda yaşadığımız bütün duyguları, kaç yaşında olursak olalım, ister 50 ister 60, hepsi çocuklukta yaşadığımız bir duyguya dayanmak, basmak zorunda. Orası temel, orası zemin. Köken mutlaka, yani. Muhakkak. Yoksa havada kalabilir mi bir bina? Köksüz bir ağaç olabilir mi? Köklerimiz orada. Çocukluğumuz bizim ana vatanımızdır derler. Hani herkes ana vatanına, memleketine geri dönmeye çalışır ya. O anlamda. Dolayısıyla o tarz bir psikoterapi, özellikle de o travmaları çözümleme potansiyeline sahip bir psikoterapi, depresyonu güzel ve kalıcı çözüyor. Ben de şimdi kendi çocuğum yeni olduğu için daha iyi anlayabiliyorum. Çocuğum olduğundan beri sürekli onunla paralel olarak o yaşta ben ne hissediyordum, ne oluyordu bizim evde. Hep kafam oraya gidiyor. Evet, hiçbir kitap, hiçbir internet sitesi, hiçbir blog bana o kadar referans olamıyor. Artısıyla, eksisiyle ya da çok ailemin sevdiğim yanları vardı ama ya şunu yapmasalardı daha iyi olurdu. Ben bunu yapmayayım dediğim, kendimce referans aldım. Küçükken yani nasıl hatırladığımı da bilmiyorum. O hissin hepsi bütün bedenimde, ruhumda var yani. Öyle. Beyin öyle çalışıyor. Bir durumla karşı karşıya kaldığında bir duygu açığa çıkartacak ya, hemen geçmişe gidiyor. Bunu saniyen onda bir kadar yapıyor. Benzer hangi durumlar var? Gidebildiği kadar da geriye gider beyin. Hatta anne karnına bile gider. 6 aylıktan itibaren beyin oluşumunu tamamlıyor ve kayda başlıyor. Orada bir şey yakalar. Ha, bu durum bununla eşleşiyor, benzeşiyor der ve o duyguyu alır, hop bugüne getirir. Bir anda duygu durumumuz ne yaptı? Değişti. Ve o durumun öngörmediği, gerektirmediği bir ruh haline bürünebiliyoruz bazı durumda. İşte bu durumda ben yalnız kalmıştım diyor. Çocuğunu aşırı derecede sarılıyor. Ya çocuğa biraz müsaade et. Hayır diyor, o yalnızlık hissetmemek. Çocuğun yalnızlık hissettiği falan yok. Bu senin duygun, çocuğun duygusu değil. Bir de çocuğa aktarım yapıyor. Ama zincirleme bu şekilde belki devam ediyor. Ediyor. Yani o kırılmazsa. Aynen öyle. Bu sefer çocuk da anneyi itmeye başlıyor falan. Böyle garip bir hal. Orada annelerin ve babaların çok dikkat etmesi lazım. Özellikle annelerin. Bu senin duygun mu yoksa çocuğun duygusu mu? Genellikle kendi duygularını çocuğa aktarıyorlar. Ve o duygu üzerinden çocuğa muamele ediyor. Bu sefer ya, çocuk da diyor ki beni anlamadı diyor. Beni anlamıyor bu diyor. Çocuğu yalnız mı bırakın diyorsunuz? Yok, öyle bir şey demiyorum canım. Bir birey olarak sadece o an göre hissettiğiniz duygu. Evet evet, ona katılıyorum. Çocuğa mı hayır, ait biraz yalnız yoksa kalsın kendinize mi ait olduğuna bakın diyorum. Çünkü siz eğer çocuğunuz çocuklukta çok yalnız hissetmişseniz ve o duygu geçmişten gelmişse, çocuk yalnız hissetmediği halde bir şeyler yaparsınız, çocuk da şaşırır, ne yapıyor bu annem der. Çünkü çocuğa ait bir duygu değildir o. Çocuğu anlamaya çalışın. Ama içimizdeki çocuk bir müsaade etse... Olaylar olurken hiç fark etmiyoruz çocukken. Evet. Yani böyle bir an geliyor, her şeyin, fotoğrafın bütün ayarları değişiyor. Evet. Çocukluk çağı çok ilginç. Kesinlikle. Ve anladığım kadarıyla başa çıkmak da biraz zor herhalde o dönemlere inip... Atalarımız boşuna dememişler. Yedisinde neysen yetmişinde de olsun doğru diye. Hele de günümüzde... Hiç büyümeyen çocuklar söz konusu. Artık biz uzmanlar olarak şunu diyoruz. Ergenlik 40'ta bitiyor arkadaş. Tabii tabii. 5'te başlıyor bir de. Evet, ergenliğe başlama yaşı da erkenle geldi. 24-25 yaşlarında. Normalde 24-25'te biter. 40'ta bitiyor. Bu çok açık. Özellikle erkeklerde daha da belirgin. Hadi kızlarımızı biraz daha büyütmeye, biraz daha olgun yetiştirmeye çalışıyoruz bizler millet olarak.
Ama erkek çocuklarını büyütmüyor annelerimiz ne yazık ki. Anneleri. O çocuk 40'ta ancak böyle baba olma, eş olma olgunluğuna kavuşuyor. Kendi ayakları üstünde belki durmasına çok müsaade edilmiyor. Edilmiyor. Çok kontrol altında tutuluyor. Ne var orada yine? Kendi çocukluğu, kendi duyguları. Ben görmedim. O görsün. Ya arkadaş o görüyor. Senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sen o çocuk üzerinden kendi yaralarını tedavi etmeye çalışıyorsun. Esasında o çocuk değil senin derdin. Kusura bakmayalım. Siz benimle konuşmuyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Sizinle konuşmuyorum. Misal diyor misal. Hayır, hayır. Üstünüze alınmayın. İçindeki çocuk. Sen o çocuk üzerinden içindeki çocuğu tedavi etmeye çalışıyorsun. O çocuk üzerinden içindeki çocuğun yarım kalmışlıklarını halletmeye çalışıyorsun. O zaman işte çocukla ve şöyle bir şey oluyor. Hocam çocuğum beni itiyor. Çocuğum bana sıcak değil. Ben ona çok ilgileniyorum, çok bir şey veriyorum ama o yoksunluk hissediyor. Mesela hocam 7-24 çocuğumla beraberim diyen annelerle çalışıyoruz. Çocuğunda night terror var, gece korkusu var. Çocuk birden ağlamayla kalkar ama uykudadır, uyanamaz. Bu anne yoksunluğundan kaynaklanıyor. Diyoruz ki bu çocukta anne yoksunluğu var. Nasıl olur hocam diyor. 7-24 7-24 beraberiz diyor. Ya 7-24 berabersin ama sen o çocukla beraber değilsin. Kendi içindeki çocukla uğraşıyorsun. Sen burada değilsin. Sen çocukluğunda hapsolmuşsun. Ondan dolayı o çocuk varlık içerisinde yokluk çekiyor. Yazık ama anne babaya da yazık işte. Yazık tabii ki. Kızmıyoruz. Bilerek yapmıyor. Hayır, suçlamıyoruz, kızmıyoruz. Onlar da yapabildiklerinin en iyisini yapmaya tabii çalışıyorlar. Tabii ki herkes. Öyledir zaten. Öyledir. Ama işte önce anne baba kendini iyi edecek ki çocuğunu evet, iyi edebilsin. Evet, kesinlikle. Önce bilincinde kesinlikle olacak. Belki bunun ve farkında olacak ki o şekilde davranabilir. Hissetmediği ancak bir şeyi çocuğuna hissettiremez, veremez. Önce sevgi içinde hissedecek, ondan sonra ona verecek. Güveni içinde hissedecek, sonra çocuğa güvenecek. Çocuğu bir birey verecek olarak alacak. Tabii ki. Bir de öyle bir problem var. Çocuğu birey olarak görmüyor. Dedik ya kendi yarım kalmışlıklarını onun üzerinden tamamlamıyor. Ben okuyamadım sen oku. Ben doktor olmak isterdim sen doktor ol. Bu klasik bir örnek oldu ama sen hiç bakmıyorsun ki bu çocuk ne olmak istiyor? Nasıl bir çocuk? Senin çocuğun su. Hayır konuşuyoruz biz annelerle babalarla ve şunu görüyorum. Hayretamiz bir şekilde tanımıyorlar çocuklarını. Kafalarında bir model var çocuklarına ait. Çok detaylı bir model ama gerçeklikle örtüşmüyor. O model büyük ölçüde kendi çocukluklarından esinlenerek, oradaki yoksunluklar, korkular, kaygılardan esinlenerek oluşturulmuş bir model. Ve çocukla örtüşmüyor. Böyle bir havada kalıyor o zaman yapılanlar. Çocukta yoksunluk ortaya çıkıyor. Bir şekilde çocuk var olduğunu hissetmeye ve hissettirmeye çalışıyor. Gündeme gelmeye çalışıyor. Hey ben buradayım diyor. O da diyor ki niye sesini yükseltiyorsun? Duymuyorsun ki beni. Duyuyorum diyor falan. Böyle garip garip haller oluşuyor. Peki evet, çok teşekkürler. Fatih Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok ederim. İlginç çok ve derin bir konuyu konuştuk evet sizle beraber. Evet sonu gelmeyecek bir konu. Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Zamanınız için çok ayağınıza keyifliydi sağlık. Evet hayat sağlıklı güzel devam ediyor.